Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Rasta, Solo, Duo oynayan arkadaşlar için gayet ideal bir base yapımını göstereceğim. Base'imizde Multi TC ve Solo ve Duo oynayan arkadaşlar için ellerinin altında her şey bulunacak arkadaşlar. Çok güzel bir base tasarımı ile karşınızdayım. İlk olarak starter'ımızı bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Starter'ımızı atarken yalnız dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Multi TC'mizi bağlarken dikkat etmenizi istediğim bir iki husus mevcut. Şöyle bakıyorum. TC'mizi şöyle atalım arkadaşlar. Şöyle klasik her zamanki yerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar starter'ımız bu şekilde. Klasik olarak elinizdeki malzeme neyse ona göre kullanabilirsiniz. Ben direkt garage door'la başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Tabii sandık dizaynımız her şeyimiz standart arkadaşlar. Her base'de olduğu gibi main kısmında da 2-2-1 şeyle başlıyoruz. Sonrasında elinizdeki alet yani workbench 2-3 hangisi varsa main kısmında olacak arkadaşlar. Sizler de onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle workbench 3'ümüzü atalım. Yatak kısmına gelirsek birinci yatağımız rahat bir şekilde atılırken ikinci yatak biraz sıkıntı yaratabilir. Şu açıda atarsanız arkadaşlar bir problem sizlere yaşatmayacak. Evet şöyle göstereyim. Sonrasında buraya bir yarım blok, yarım bloğun üstüne ahşap blok koyuyorum. Sonrasında arkadaşlar yatağımı tekrardan atayım. Şöyle bir sıkıntı yaratmadan. Evet. Buradaki bunker nasıl çalışacak onu da göstereceğim. Dışarı çıktığımda klasik olarak üçgen fake'lerimi çekiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi burayı ne zaman çekmişiz? Şurayı da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çıkış noktamın olduğu yere geliyorum. Yarım blok üçgen zemini koyup burayı olduğu gibi kapatıyorum. Ve buraları da olduğu gibi kapatıyorum arkadaşlar. Buraya geçici bir çıkış yeri bırakabilirsiniz. Sonrasında base'imin çıkış noktası hariç her yeri kapatıyorum. Yarım blok, üçgen zemin. Şöyle kafamı da atalım. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin starter'ı bu şekildeydi ve büyüttük. Şimdi buradan itibaren ilk önce ilk white gap nasıl çekilir onu anlatacağım. Buraya arkadaşlar şurayı bir kıralım. Bakalım burası hangi kısma denk geliyor. Burayı bu şekilde bir kapatıyoruz. Sonrasında bakın base'imizin iki kısmı birbirine eşit olduğu için ben burada hemen simetriyi devreye sokacağım arkadaşlar. Simetri nedir diye soran arkadaşlar. Burada yapmış olduğum bir yapı aynı diğer tarafta da eşit şekilde olacak. Yani benim buraya yapmış olduğum dizaynı siz diğer tarafa da yapacaksınız. Ben kafanızın karışmasını istemediğim için rahat bir şekilde anlatacağım. Buraya arkadaşlar bu şekilde bir white gap yerini ayarlıyoruz. Aynısı burası için de şu an geçerli. Sonrasında kare şöyle hatta yapalım. Kare, kare. Bakalım. Burası çok şey olacak. Üçgenle başlayalım. Üçgen, üçgen, üçgen. Kare, üçgen, üçgen. Şunları kıralım. Üçgen, üçgen. Kare, üçgen, üçgen, üçgen. Bunları olduğu gibi kırıyorum arkadaşlar. Multi TC'min yerini ayarlıyorum. Çünkü yapı yaparken erime süresine girmeden önce multi TC'lerimizi white cup'lardan önce hemen çekiyoruz. Sonrasında duvar, duvar çerçevesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Pencere, 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 pencere. Şöyle iki penceremi alıyorum. Şöyle bir rampa koyduktan sonra dışarı kısmı bu, içeri kısmı ise yatay olanı ekliyorum arkadaşlar. Üçgen zemin, üçgen zemin, üçgen zemin. Yarım bloklarla bu şekilde dönüyorum. Taretlerim üst katta açık bir şekilde her yeri görebilecek hizaya getiriyorum. Buraya ise iki adet sandığım koyuyorum ve normal duvarımı çekiyorum. Sonra burayı da normal hızlı bir şekilde kapatıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu işlemin aynısı burada da şu an geçerli. Şöyle white gap'ımı çekmeden önce arkadaşlar burayı bu şekilde ben şimdi uzatacağım. Bakın burada ne gibi problem yaratıyor sizler de göreceksiniz. Bakın kare atamıyorum. Onu şu an bunu ilerleyen zamanlarda nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Basit. Kare, kare,
üçgen, kare, kare, üçgen. Bunları kırıyorum. Üçgen, 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 kare, kare. Bunları kırıyorum. Bakın arkadaşlar. Üçgen, üçgen, üçgen. Bunları kırdım. Üçgen, üçgen, üçgen. Bunları kırdım. Şu an base'imizin dizaynı ve white cap stili tam. Yalnız bunlara tabii ki multi-tease çekeceğimiz için kare, kare, üçgen, kare, üçgen, üçgen, üçgen. Bunları kırıyoruz. Yalnız buradaki white cap'a herhangi bir çıkış vermiyoruz. Solo base ve duo base olduğu için ben sizler için arkadaşlar normal bahçe kısmına iki çıkış yeterli gördüm. Çünkü savunma açısından solo veya duo oynayan arkadaşlar sıkıntı çektiğini bildiğim için buraya normal duvar koyup direkt bu şekilde multi-tease'imizi bağlıyoruz. Tabii ki buradaki multi-tease'lerimizi de bağlayalım arkadaşlar. Sonrasında buraya geldiğimizde ise duvar, pencere, pencere, duvar. Bakın, üçgen, üçgen, duvar, duvar çerçevesi. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Sonra yatak, lakırımı alıyorum. Onun dışında pencere bu. Şimdi yataklarımı iki, tabii duo olduğu için iki yatağımı bu şekilde koyuyorum. Sonrasında buraya bunu koyuyorum arkadaşlar. Lakırımı sağlı sollu koyduktan sonra önüne küçük bir ahşap. Şimdi buraya niye güçlendirilmiş pencere diye koydum diye soran arkadaşlar olursa şöyle arkadaşlar, burası hızlı, yani normal bir oda olduğu için dışarıdan bakıldığında gözükme ihtimali çok yüksek. İçeri bir hızlı roket sizin buradaki yataklarınızı kıracaktır. O sebepten bu şekilde buraya bir tokmak koyarsanız en azından buradaki camı kaldırıp rahat bir şekilde burada hareket etmenizi sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar burayı nasıl olacağını göstereceğim. Şimdi ilk olarak burayı gösteriyorum. Pencere, duvar, duvar çerçevesi, duvar çerçevesi, duvar. Buraya arkadaşlar kapı, kapı, duvar çerçevesi, duvar çerçevesi, rafineri, çit, çit. Bakın iki tarafta eşit şekilde. Şu an gayet güzel bir şekilde ayarladık arkadaşlar. Sonra burayı kapatıyorum. Geliyorum buraya. Yarım duvar, pencere, yarım duvar, yarım duvar. Üstünü üçgen çatıyla kapatıyorum. Sonra çit, şöyle çit. Duvar çerçevesi, pencere. Klasik olarak bunları da hemen ayarlıyorum arkadaşlar. Sonrasında kapı, kapı, üstü kapatıyorum, kapatıyorum. Şimdi şuraları da kapattıktan sonra, şimdi arkadaşlar asıl mevzu şimdi anlatacağım. Şimdi çıkış noktaları buraya geldiğinizde zemin, üçgen, 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 alçak duvar. Aynı işlemi orada da yaptık arkadaşlar. Şunu atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi pencere, pencere. Şöyle kapımızı da alalım. Kapı, kapı. Bakın aynı diğer tarafla eşit şekilde gidiyoruz şu an. Üste bir üçgen. Burası bizim roof'a çıkış noktamız olacak arkadaşlar. Şöyle üçgen çatımızı koyuyorum. Sonrasında kapatıyorum. Burayı isterseniz buradan da ayarlayabilirsiniz. Size kalmış. Fark etmiyor. Üçgen. Üçgen. Bakın base'imizin şu an iç dizaynı eşit şekilde ve tam. Üst kısmı olduğu gibi kapatıyorum arkadaşlar. Bir alt kata iniyorum. Buraya arkadaşlar tam çıkış noktamın olduğu yere, bakın buraya bir elektrik santralini koyuyorum. Bizim çıkış noktamız burasıydı. Sonrasında buraya bir duvar çerçevesi koyuyorum. Garaj door. Garaj door.
Bakın iki tane boş alanımız var. Tabii ki onlara da fırınlarımızı rahat bir şekilde sığdırıyoruz. Pardon, şunu iptal edelim. Şu çok önde olduğu için. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, tabii buralar boşta olacağı için buralara da direkt şöyle garaj dorlarımızı eklemeyi de unutmayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki çıkış noktası da eşit şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren tekrar simetriyi aktif ediyorum. Buraya geliyorum. Duvar çerçevesi. Duvar çerçevesi. Dükkan önü. Dükkan önü. Yarım blok. Yarım blok. Yani yarım duvar. Bir üst kata çıkıyorum. Bakın bunu isterseniz buradan ama önden koymayı tercih ediyorum. Şimdi iki tarafta birbirine eşit. Son arkadaşlar. Duvar çerçevesi, duvar çerçevesi, duvar çerçevesi. Bunu kıralım. Bu yanlış oldu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki taraf birbirine eşit bir şekilde. Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Yarım duvar. Pencere, pencere, pencere. Pencere, pencere. Buraya geliyorum. Duvar çerçevesi. Alçak duvar. Üçgen zemin. Duvar çerçevesi. Alçak duvar. Üstünü kapatıyorum. Pencere. 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 Karşı tarafla aynı olacak. Pencere. Yarım duvar. Pencere. Pencere. Ve pencere. Görmüş olduğunuz gibi iki taraf birbirine eşit bir şekilde. Şuraları da eşitleyelim. Diğer tarafla da aynı şekilde yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin dizaynı ve modeli ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buraya bir yarım blok. Yarım blok. Şimdi çıkış noktalarımızdan itibaren üçgen, 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 yarım blok, üstünü kapatıyoruz. Normal. Garaj durumumuz nerede? Üstü de kapatıyoruz. Sonra bakın buraya kadar alanımız mevcut. Ama biz alanı küçülteceğiz. Kapı. Şöyle. Kapı. Pencere. Pencere. Sonra buraya dönüyorum. Bir yerden sadece üst kata çıkış yerine bırakıyorum. Base'imiz bu kadar. Sonra bu birinci kapı A, şöyle birinci kapı kısmına bir yatak, bir yatak. Buraya bir lakır. Buraya bir lakır. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında arkadaşlar buralara şöyle şöyle göstereyim. Üçgenlerin algıladığı noktaları şöyle bir kapatalım. Buraya arkadaşlar taret. Şöyle pencerelerimizi koyalım. Devam ediyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Pardon. Şöyle iç kısımlarını doldurmayı unutmayalım. Taretimizi koyuyorum. Penceremizi de koyuyorum. Buradan hani helikopter için şu an çerçeveleri takmadım. Algılayan her noktaya arkadaşlar üçgenlerimizi koyuyoruz. Şöyle. Şimdi buraları kapatıyoruz. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buraları kapatıyoruz. Şimdi base'imizin modeli ve dizaynı ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar şu pencere kısımlarını hızlı bir şekilde halledelim. Şöyle pencerelerimizi koyalım arkadaşlar. Sonrasında alt tarafı, alt pikdanı rahat görebilmemiz için küçük sandıklarımızı bu bölgelere eşit bir şekilde ayarlıyoruz.
Yani buraya çıkıp rahat bir şekilde aşağıyı görebilmeniz için arkadaşlar. Buraları bu şekilde ayarlıyoruz. Sonrasında boş kalan noktalar varsa kontrol edip çatı kısmı ufak bir rokette de dağılmasını engellemek için kontrol ediyoruz. Sonrasında arkadaşlar tel çit ve şeylerimizi alıyoruz. Tel çitler sadece üçgenlere gelecek. Buraya bir taret koyuyorum. Aynı şekilde burada da arkadaşlar yani olası bir taret kırılmasında sadece taretin önü açık kalsın. Buradan rahat bir şekilde değiştirebilmeniz için burayı da kapatıyorum. Buraları güzel bir şekilde kapattıktan sonra şöyle koyuyorum. Sonrasında arkadaşlar tabii şu kapıları açtığımızda bakın buralar çok boş. Buraları normal bir şöyle bir garaj duvarı kaldıralım. Şuraya bir taret koyuyoruz. Devam ediyorum. Bakın bunların hepsi birbiriyle eşit şekilde ayarlanmış. Buraya da koyuyorum. İç güvenliği sağlamak açısından. Yani bu kapıları açtığınızda arkadaşlar rahat bir şekilde içeride dolaşabiliyorsunuz. Bu arada sunucu kaynaklı arkadaşlar. Rafineri belli bir süre sonra gidiyor. Hani lak yapmaması için. O yüzden ben tekrardan koyuyorum. Multi TC bağlantılarımı zaten yapmıştım. Şu an base'imizin ki son hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir elektriği tekrardan bir açıp kapatalım. Roof kısmına geldiğimde ise şöyle gösteriyorum. Tabii ki klasik olarak yukarı kısımları şöyle ayarlıyorum. Dışarıda kalanları bu şekilde birbirinin zıt bir şeklinde karşılıklı koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin şu anki hali bu şekilde. Buraya bir üçgen, buraya bir üçgen, taret, 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 taret. Sonrasında arkadaşlar buraya bir duvar çerçevesi, pencere, pencere, kapı, duvar, duvar. Burayı da olduğu gibi dönüyorum. Buraya klasik olarak bir adet otomat, sollu sağlı çıkış noktaları ve normal alan. Buraya da bir adet garaj door koyuyorum. Pardon, şöyle dışarı doğru. Buradaki kısmı da olduğu gibi dönüyorum. Şöyle dönelim. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi base'imizin bütün her tarafını hallettik. Buradaki metal barikatları da ayarlayalım arkadaşlar beraber. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi base'imizi bitirdik. İçeri girdiğimizde ise şöyle göstereyim. Zaten birbirlerine multi TC'yi bağladık arkadaşlar. Burayı kapatıp açtığımızda ise taretlerimiz, rafinerimiz. Buradan açtığımızda bir kat daha çıkıyoruz. Buradan arkadaşlar yani buradan dışarıya da müdahale edebiliyoruz. Buradan da edebiliyoruz. Burayı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi araştırma masamız burada mevcut. Üst kattan hani buradan da bir şey alıp vermeniz için. Taretimiz şöyle küçük bir dizayn yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Shotgun traplerimiz, normal taretlerimiz mevcut. Bir kat daha çıktığımızda ise şöyle. Evet, şöyle yatağımız var. Burada bir yatağımız var. Buradan alt kata iniş çıkış yapabiliyoruz. Burada sandıklarımız, taretlerimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buranın iç kısmından da bir kat daha çıktığımızda ise otomatımız, mini yerimiz ve normal roof'u kullanabileceğimiz bir alan mevcut. Umarım videoyu ve base'i beğenmişsinizdir arkadaşlar. Önemli olan noktaları tekrardan şöyle geleyim arkadaşlar. Bunker'ı da göstermek istiyorum. Bunker arkadaşlar şuraya bir üçgen spiral merdiven koyup bunu HQ'ya vuruyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki kapımız take the double door olacak. Buradaki yeri koyduğunuz zaman arkadaşlar buradan molotof hiçbir şekilde etki etmiyor. Bunu kırdığınız zaman bunkerınız kırılıyor. Buraya bir yapı koyduğunuzda
Tekrar bunu HQ'ya vuruyorsunuz. Tabii ki bu ezik tahta olacak. Bunu kırıyorsunuz. Bunkerınız kalkıyor. Base'imizin yapımı ve dizaynı bu şekildeydi arkadaşlar. Önemli olan noktaları tabii ki de HQ'ya vurmayı unutmayalım. Main kısmı zaten multi TC olduğu için arkadaşlar kafanız rahat olacak. Önemli olan noktaları geliştirmeyi unutmayalım. Yanlış bir şey yapmadım umarım. Şuradaki garaj doğru mu kaldırdım? Evet. Üst kata çıktığımda ise base'imin önemli noktalarını metal ve HQ'ya vurmayı unutmuyorum. Bu arada buradan da dışarıdan da rahat bir şekilde buraları bile yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan algılıyor bu arada, bilginiz olsun. Yani şuradan geliştirme yapabiliyorsunuz. Direkt main kısmının olduğu kısmı HQ ve metallere vurmayı unutmayalım. Bu şekilde önemli noktaları HQ'ya vurduk arkadaşlar. Sizler de base'i kendinizin istediği şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada buradan da istediğiniz gibi roket, yani el bombası tarzı her şeyi fırlatıp base'inizi en güvenli şekilde savunabilirsiniz. Base'imizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone değilsiniz, abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin.